Dostum, silahını düşürdün. Evet, almam gerekiyor şimdi onu yerden. Düşer. Şimdi alıyorum silah ve sana gününü göstereceğim. Haha dostum, bu en güçlü vuruşumdu. Zavallı kaplumbağalar. Pijama askerlerle uğraşmaktan o kadar sıkılmıştım ki kendime yeni bir eğlence buldum. Ben çok yoruldum. Hadi pizza yemeye gidelim. Hayır, olmaz. Usta antrenman yapmamızı söyledi. Hayır. Yenilmeye doymadın demek ki. Hadi o zaman. Ya gel buraya. Dostum iyi misin? İyi misin? Dostum, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Olamaz. Dönüştün ya da zehirlendin. Dostum, hiç merak etme. Seni hemen Alper'e götürüyorum. Hiç merak etme. Alper, yardımına ihtiyacımız var dostum. Fazla sallama dostum, yine kusacağım. Hoş geldiniz de, o kim? Dostum, Michelangelo bu. Antrenman yaparken birden düştü ve dönüştü. Düşüp dönüştü mü? Çok ilginç, bir alıp bakalım mı? Oy. Aman. Seni bir inceleyelim Michelangelo. Bu da ne? Siyah bir parça. Bunu hemen incelemek zorundayız. Lamın üzerine koyalım ve mikroskopta bakalım. Wow! Bu özüne döndürücü madde. Özüne döndürücü madde de nedir Alper? Canlının gelişmiş yönlerini yok edip ilkel halini bize bırakır. Tıpkı göründüğü gibi işte. Ayıp oluyor ama. Peki eskisi gibi olmayacak mı Michelangelo? Artık böyle mi kalacak? Hayır, sanmıyorum. Siz de önceden bu haldeydiniz. Ama sonra bu hale yine mutant oldunuz. Biraz düşünmem gerek. Düşün dostum, düşün. Git giderleşin. Evet, bunlarla bir şey yapılıyordu ama... Hangisini hangisiyle karıştırıyorum ki? Unuttum ben. Sanırım siyah ve sarıydı. Ama öncelikle eldivenlerimi takmam gerekiyor. Evet, başlayalım. Sarıdan alalım. Ve siyahtan. Evet, karıştırıyorum. Bu nasıl bir renk oldu böyle? Dostum, bu yine siyah oldu. Evet, aradığımız renk yeşil. Hadi. Hayır, olmuyor. Olamaz, konuşma yetisini de kaybediyor. Sakin olmam gerekiyor. Usta ne demişti bana? Bagellot, bu ödümü sakın unutma. Eğer mandalina varsa mevsimlerden kıştır. Yeşil erik varsa yazın başıdır. Anlaşıldı mı? Bu değil. Başka bir şey vardı. Bak evlat, bir öğüdüm daha var. Sarıyla maviyi karıştırırsam ağında böyle yeşil olur. Anlaşıldı mı? Hatırladım. Siyah yanlış renk. Maviyle karıştırmam gerekiyordu. Sarı ve mavi. Şimdi olacak. Evet.
Evet, istediğim renge gelişmeye başladım. Oluyor. Evet, şimdi hazırladığım bu karışımı sürmem gerekiyor. Gel bakalım Michelangelo. Evet, şimdi dönüşmesini bekleyeceğiz. Hadi dostum, hadi. Dostum, Michelangelo, iyi misin? Bu da nesi böyle? Çok sinirliyim. Yuhuu, adamı eski halime döndüm. Alper, dostum, o halimdeyken o kadar çok kendimden sıkıldım ki. Ne kadar yavaştı. Sana çok teşekkür ederim. Teşekkürünü bana değil, ustana yapmalısın. Onun sayesinde şu an ayaktasın bence. Ya, sensei. Hadi gidelim dostum, usta bizi merak etmiştir. Haklısın. Güle güle Alper. Görüşürüz çocuklar. Arkadaşlar, Michelangelo'nun bu hale gelmesine sebep olan şey neydi? Yorumlara yazın. Hoşça kalın. Merhaba, bugün itibariyle menümüze pizza da eklendi. Bakalım ilk müşterimiz kim olacak? Of, bu aracın nesi var böyle? Bir türlü tamir edemedim. Hey Donatello dostum, bak burada şekerleme yaparken acıktım. Bu araba ne zaman tamir olacak? Açlıktan bir türlü konsantre olamıyorum ve çok sinirliyim. Olmuyor bir türlü. Hey Michelangelo, orada öyle aylak aylak yatacağına gel de bana yardım et dostum. O kadar çok açım ki hiç halim yok. Siz bana haber verirsiniz. Çok sinirliyim. Tamam Rafael, herkes sakin olsun çocuklar. Bu arabanın bugün tamir olacağı yok. O zaman hadi toparlanın da benim bildiğim bir yer var. Oraya gidelim. İşte geldik çocuklar, burası. Of, hala gelmedik mi? Geldik işte dostum. Burası, sakin ol. Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Hadi ya, pizza aracınız mı bozuldu? Şanslı gününüzdesiniz. Bugün bizim de menümüze pizza eklendi. Demek bu durumda bize pizza yapabilirsin. Harika. Ya, bu çok iyi bir haber dostum. Çocuklar, pizzanız neli olsun? Benimkinin içinde her şey olsun dostum. Benim pizzam her şeyli olsun. O zaman size Kadir Şef'in pizzasını hazırlıyorum. Kadir Şef'in pizzası dedi. Ne demek istedi şimdi bu? Bilmiyorum dostum. Ama gel boş ver, sen takma kafana. Gel biz seninle biraz dışarı çıkalım. İstemiyorum. Çok açım. Gel dostum sen. Hadi gel. Kadir, bizim çocukların kusuruna bakmazsın umarım. Anlaşılan çok acıkmışlar. Hemen başlıyorum hamuru açmaya. Teşekkür ederiz. Rafael dur, oraya gitme. İşte hamurumuz hazır. Şimdi de malzemelerimizi koyalım. Evet, pizza sosuyla başlıyoruz. Şimdi de biraz peynir koyalım. Evet, bu peynirimizi de en son üzeri için saklıyoruz.
Biraz da sosis koyalım. Bu kadar sosis yeter herhalde. Şimdi şöyle dizelim. Birkaç dilim de domates. Nefis olacak. Zeytinsiz bir pizza düşünülemez. Sucuk da koyalım. Şimdi diğer malzemeleri de hemen koyup fırına doğrayacağım. Yoksa Rafael bana çok kızacak. İşte fırından çıktı. Mis gibi kokuyor. Çocuklar pizzanız hazır. Vay, bu pizza harika adamım. Süper kokuyor. Hadi bir de tadına bakalım. Yehoo. Oo, Donatello haklıymışsın. Bu Kadir işini iyi biliyor. Hey Kadir, hakkını vermek gerek. Ellerine sağlık. Afiyet olsun çocuklar. Beğendiğinize sevindim. Hey pizza severler, like'larınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Wow, bu pizza çok iyi ya. Ben de beğendim. Göl manzarasına karşı sucuklu pizzamı yiyorum. Tadı enfes. Bir pizza daha fırına. Oo, kedi çocuk. Pizzanı bitirmişsin bile. Nasıl, beğendin mi? Ha, tadı çok güzel ama ben farklı peynir kullanarak yapılan pizzalara bayılıyorum. Ha öyle mi? Aslında bu ara internette Jokeroğulları Peynircilik diye bir markanın peynirlerini çok övüyorlar. Onu ben de duydum. Sipariş versene dükkanına. Evet ben hemen arayayım. Peynirlerime bayılıyorlar. Telefonlar susmuyor, siparişler. Alo. Ben bir kalıp peynir sipariş vermek istiyorum. Ya da iki olur, iki. İki tane olsun, evet. Tabii efendim, evet efendim. Jokeroğulları Peynircilik hemen siparişinizi gönderecek. Konumunuzu gönderin. 121. sokakta pizza dükkanı varmış. Hadi bakalım oraya gidin. Peynirler geldi galiba. Oo, bunlarla hemen güzel pizza yaparım ben. Bol peynirli. Kedi çocuk, sen de mi keşfettin Michelangelo'nun pizza dükkanını? Harika bir yer değil mi? Göl manzarası, çiçekler, kuş sesleri. İnsan orada dinleniyor valla. Ben de biraz internette gezineyim, ne yapayım. Michelangelo bana peynirli pizza hazırlıyor Alper. O genelde peynirli pizza yapmaz ama kendini çeşitlendiriyor galiba, güzel bir şey. Evet, iyi.
İşte pizzam geldi. Sıcak sıcak. Bu peynirin kokusu biraz garip değil mi? Hiç olur mu Alper? Joker oğulları peynircilikten taze sipariş ettim. Ne dedin? Joker oğulları mı dedin? Az önce bir haber okudum burada onunla ilgili. Neymiş haber? İşte buldum haberi. Sakın yeme o peynirden. Çünkü o peynirden yiyenler böyle şişiyorlarmış. Ne? Bak şu an canlı yayında. Polis alıp götürüyor onu. Joker oğulları. Joker zaten düzgün bir iş yapar mı ki? Ya memur bey, ben yanlış bir şey yapmadım ki. Yürü kardeşim yürü. Derdini karakolda anlatırsın. Dükkanını da kapattık zaten. Yürü yürü. Sahiden ya. Adamı götürdüler. Kedi çocuk, ucuz atlattın. Michelangelo, sen de aldığın ürünleri güzelce araştırarak dükkanına sok ama. Lütfen. Evet haklısın. Bundan sonra malzeme almadan önce iyice araştıracağım. Joker oğulları peynirlerinden yiyen 6 kişi şu an acilde. Michelangelo. Arkadaşlar görüşürüz. Bilgisayarını unuttun. Doğru. O zaman arkadaşlar şimdi görüşürüz.